Merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Rise of Kingdom videosuyla sizlerin karşısındayım. Şimdi ben burada bilgisayar hesabım için yepyeni bir hesap açtım Rise of Kingdoms'ta. Normalde çok yani öbür hesabımda bayağı bir kasmıştım milyonlara kadar. Tabii gidince şey çekmediğim zaman videolar yani bayağı bir yerde video çekmemiştim ben öbür hesabımla. 1 milyonlara kadar kasmıştım. En güçlü valiye de kasmayacağım bunu çok fazla. Sezar 1'e kasmayacağım, vali de 3'e kasacağım ya da 4'e kasacağım. Şimdi bu videomuzda sizlere hangi medeniyetle başlanmalı, hangi komutan o medeniyete daha uygun vesaire gibi bilgilendirici şeyler söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu ben başlangıçta sizlere bir hep Rise of'ta söylediğim bir sözü söylemek istiyorum yine. Şu belediye binasını ilk başta şu belediye binasını full'e basın. İkinci size çok söylemek istediğim şey şu birlikleriniz arkadaşlar, birlikleriniz. Belirli bir seviyeden sonra kaynak sıkıntısı çok fena çektiğiniz için birliklerinizi sürekli toplamaya göndermeniz lazım. Ben burada niye efsane komutanlarımı göndermiyorum? Bunları da anlatacağım. Arkadaşlar bu arada şunu da sizlere söylemek istiyorum ben. Bu videoda yine bilgilendirici şeyler arasında bu da olacak. Şimdiden çok infosunu vermeyeceğim ben. Olduğu zaman. Şimdi ben önce baştan şurada medeniyet şeyini açıp başlamak istiyorum. Evet, öncelikle medeniyet seçimimizle başlayalım. Şimdi arkadaşlar medeniyet seçiminde ben sizi çok fazla İngiltere'yi başta önermem. Çünkü arkadaşlar İngiltere'de okçu saldırısı ve okçu kıta eğitim. Bu kıta eğitim hızı bir %5 diyor ama bu aslında okçularda %5 arttırıyor. Eğer ben okçu oynarım, oyuna bol para basarım diyorsanız İngiltere çok süper. Ama ben burada pay to win oyuncular için konuşuyorum. Yani oyuna hiç para kasmadan, oyuna hiç para yatırmadan kasmaya çalışanlar için konuşuyorum ben burada. Şimdi öncelikle Türkler genelde başta Osmanlı İmparatorluğunu seçiyorlar. Ama ve lakin arkadaşlar oyunun başında süvari kasmak en mantıklısıdır. Şimdi burada Osmanlı'nın verdiği güç Yeniçeri, yani özel birimi Yeniçeri artı burada şu kısımda medeniyetin size verdiği bufflar var arkadaşlar. Bu buffları dikkatli okumanız gerekebiliyor. Şimdi ne diyor? Okçu sağlığını %5 arttırır, kıta intikal hızını %5, etkin belirli hasarını %5 arttırır diyor. Bizim oyun başında ben 25. level'a bastıktan sonra şurada bir tane bir dakika o itemi de göstereyim size. Gelir kısmında şu item arkadaşlar bu itemi şehrinizi full 25'e bastıktan ve teknolojiyi fullledikten sonra kullanın. Şimdi benim burada size oyun başı için Osmanlı'yı asla ve asla önermiyorum. Oyunun ikinci kısmında yani her yeri beşledikten sonraki olan kısımda Osmanlı büyük bir oyar okçu oynayacaksanız size buff sağlayabilir. Ama oyunun başında Osmanlı ile başlanmaz. Bizans'a geldiğimiz zaman Bizans da bize burada Bizans süvari veriyor. Ben ne demiştim? Süvari daha çok hani oyun başında lazım olabilir diye. Süvari sağlığını %5 arttırması eğer süvari oynayacaksanız çok iyi bir buff. Ki burada Osmanlı'nın bastığı şurada okçu sağlığı %5 de çok iyi bir buff'tır. Ama arkadaşlar okçu durumu okçu gerçekten çok fazla para yatırmasını sizin isteyen bir birimdir. Çünkü okçu çabuk ölebilen ve hani çok basmanız gereken, çok kasmanız gereken bir birimdir.
Burada o yüzden benim size önerim oyunun başında ya süvari ya piyade oynayın. Bence piyade ya piyade de kasmak bir tık daha zor oluyor. Çünkü piyadelerin hep komutanları pahalı. Örneğin piyade oyuncusuysanız siz. Şurada şu sandan göstereyim. Siz bir piyade ya da şuradan göstereyim. Piyade oyuncusuysanız sizin kesinlikle arkadaşlar Richard'a ihtiyacınız var. Richard piyadelerin başı gibi bir şey oluyor. Richard olmadan hiçbir şekilde piyade basamazsınız arkadaşlar. Richard piyadelerin en önemli birimidir. O yüzden gerçekten arkadaşlar Richard, bakalım göstereyim ben size şurada iyi kısmı. Bakın burada gözüküyor Richard. Yok, gözükmüyor mu? Yok mu? Evet, yok. Çünkü Richard'ı arkadaşlar kasmanız gerekiyor. Burada Richard heykeli de vermiyor olmaması lazım. Evet, vermiyor. Richard'ı arkadaşlar kasmanız gerekiyor. Çark felekler geliyor oyuna. Richard çarkı feleği. Ve bu bayağı bir ücretli oluyor. Yani 5 tanesi 3600 elmas gibi bir değerde oluyor. Richard'ın kasması gerçekten çok zordur. Ama piyade komutanıysanız eğer mutlaka Richard basmanız gerekli. Yani Richard olmadan piyade oynayamazsınız. Piyade oynama işleminiz başarılı olmaz Richard olmadan. Piyade başı gibi bir şeydir Richard sizin için. O yüzden Richard'sız olmaz. Piyadelere sesleniyorum. Burada şimdi biz şuradan ben medeniyetler üzerinden devam anlatmaya şey yapayım. Burada Bizans arkadaşlar hiçbir size araştırma veya inşa bu buff'ı vermediği için ben Bizans önermiyorum. Bence Bizans oyuna başlamayın. Oyunun ikinci kısmı dediğimiz kısımda başlayabilirsiniz. Yani benim dediğim ikinci kısım dediğiniz kısımda başlayabilirsiniz oyuna. Arabistan kesinlikle başta Arabistan bas oynamayın. Arabistan oyunun yine ikinci aşamasında aşırı güçlü bir medeniyettir. Ki burada şu Memlükler. Memlükleri gösterebiliyor muyuz? Bizim şurada benim bir Arabistan şeyim var mı? Karakterlerde Arabistan girdiğim yok herhalde. Arabistan ben başlamanızı önermiyorum. Var sanki bir tane Arabistan başlamanız. Neyse. Arabistan'ın arkadaşlar Memlükleri gerçekten çok güçlüdür. Süvari basıyorsanız da bence Memlüksüz olmaz. Memlüğünüz mutlaka olmak zorunda. Yani oyunun bir aşamasından sonra eğer süvari oynuyorsanız bence Arabistan'a dönmek zorundasınız. Ben İspanya'nın çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Verdiği komutan güzel, Pelagius gayet iyi bir komutandır. Özel birimi istilacı saldırısı 197. Bunun Memlüğün savunması 197 diye hatırlıyorum. Zaten onlar dengeli dağıtmışlardı. Süvari savunma seviyesini %5 arttırıyor. Çok güzel bir buff bu. Ama ve lakin yine o bizim oyun başı için istediğimiz araştırma yahut inşa hızı buff'ı yok arkadaşlar bunda. O yüzden ben İspanya'da önermem sizlere. Kore'yi oyun başında almanızı önermiyorum. Çünkü Kore'yi alırsanız Kore'nin arkadaşlar özel birimi Hıvarang, yani Hıvarang diye okunuyor. Varang'tır ya da. O. Ben Kore'yi arkadaşlar hiçbir şekilde önermiyorum. Kore başlamayın oyuna. Burada araştırma boost'u, yani araştırma buff'ı veriyor ama birimi ve verdiği diğer buff'ların tamamen okçuya çalışması benim hoşuma giden bir şey değil. Ben Kore'yi sizlere hiçbir şekilde önermiyorum.
Japonya zaten yani hiç bakmayın bile. Japonya'nın verdiği bufflar berbat, iğrenç. Yani kıta saldırı seviyesi %3, keşifçi intikal hızı %30. Zaten keşifçinin bir herhangi bir işi yok zaten. İstediği zaman gidebiliyor. Yani keşifçi intikal hızı %30 gerçekten berbat. Bu Çin'in sonunda anlatmak istiyorum. Ha, Vikingler eğer piyade oyuncusuysanız kesinlikle Viking veya şurada Roma oynamanız gerekiyor. Viking gerçekten çok güçlü. Benim eski hesaplarımda eski o kastığım hesap Viking hesabıydı. Viking hesabında gerçekten çok düşük bir hasar alıp çok yüksek bir piyade hasarı veriyordu. Veriyordu. Ben o yani Vikinglerle sonuç olarak birkaç yani bayağı bir medeniyetle dağıttım. Vikingler bayağı bir güçlü oyunda. Kaynak üretimi sağlamıyor size. Ama piyade olarak verdiği gücü bayağı güçlü. Yine ben size önerir miyim Viking başlamanızı? Önermem. Ben şu an denemek açısından hani burada kendi medeniyetimi Fransa seçtim. Ama ben Fransa'yı şurada ve hastane iyileştirme hızı %20 diyor ya. Bence kesinlikle hastane iyileştirme hızını yani iyileştirme hızı buff'ını oyunun ikinci aşamasında kullanmak çok çok daha avantajlı. Gerçekten bence o yüzden ikinci oyunun aşamasında çok güçlü bir medeniyet Fransa. Kıta sağlık seviyesini %3 arttırır diyor burada. Bu da güzel ama asker bastıktan sonra güzel. Bence Fransa'da başlanmaz. İngiltere zaten asla önermiyorum. Almanya'nın verdiği burada süvari birimi gerçekten çok iyi. Töten Şövalyesi. Ve kıta eğitim hızı yani asker basma hızını %5 arttırıyor. Artı eylem dolum puanı gerçekten çok önemli. Eylem dolum puanına %10 veriyor. Süvari saldırısına da süvari saldırısına verdiği hasara da artı %5 verdiği için gayet güçlü bir medeniyet. Ama ve lakin şuradan komutanlardan da göstereyim. İnşallah üstlerde de Herman. Herman arkadaşlar süvariye bu buff vermiyor. Herman süvariye buff vermiyor. Ve burada baktığınız zaman askeri deha diyor. Okçu saldırısı özelliği. Burada ne var? Normal saldırı hasar bonusu. Yani ben hiçbir şekilde önermiyorum. Anam adam bana. Neyse. Ben hiçbir şekilde Almanya'nın başlangıç komutanını size önermiyorum. O yüzden bence Almanya'ya başlamanız da önemli. Komutan kastıktan sonra Almanya'ya dönerseniz çok güçlü bir medeniyet olabilirsiniz. Roma var burada. Bence Roma olabilir. Hani piyade oynayanlar için mantıklı bir şey. Zaten hani burada Roma bayağı bir sizi piyade oynuyorsanız üste atıyor. Vikingler ve Roma. Siz piyade oynuyorsanız bayağı bir ileri atıyor. Ve verdiği komutan bende yok ama şurada vardı şurada. Ve verdiği komutan Africanus gerçekten çok güçlü bir komutan. O yüzden burada o açıdan ay, yanlış yere bastık. Ben burada o açıdan Roma eğer zaten burada gıda toplama hızını da artı 10 arttırıyor. Yani bu bayağı büyük bir buff'tır. Gıda toplama hızı artı 10. Ben Roma'yı başlangıç için eğer piyade oynuyorsanız öneririm. Kesinlikle. Bu da Mısır. Mısır. Burada sizlere benim bir Mısır hesabım vardı. Dur şuradan şuydu herhalde diye düşünüyorum. Mısır arkadaşlar 1,5 hem eğitim hızı yani hem araştırma hem de inşa bonusu veriyor. Şimdi bu gerçekten çok önemli bir buff. 1,5 hem araştırma hem de şey gücü inşa hızı
çok ciddi bir buff krallığınız 25 dedikten sonra okçunun, özür diliyorum, okçunun T5'ine basmanıza hiç gerek yok Mısır'da. Aha, bu Mısır mı? Bakayım. Mısır, ha Mısır. Mısır herhalde. Ha Mısır. Arkadaşlar çok ciddi bir ilerleme sağlıyor size Mısır. Şunları da alalım şu arkadaşlar, Mısır çok ciddi bir buff sağlıyor. Şurada bakın şu araştırma. Sonuç olarak arkadaşlar burada zaten araştırmalarda T3 ana T3'ten zaten T4'e basana kadar, şuraya basana kadar zaten oyunda bir aya yakın bir süre, yani bir yıla, bir yıldır kesin durmanız gerekiyor ki 4'ten 5'e geçene kadar zaten oyunu oynamış olmanız gerekiyor. 4'ten 5'e geçene kadar zaten. Şimdi burada tam 2-3 aylık inşaatlar olmuyor olabilir ama 2-3 aylık bu araştırmalar oluyor arkadaşlar. Bu T5 olayı 2-3 ay süren bir teknoloji araştırması. Bu açıdan hani bilmeniz gereken bir durum. Artık herkesin öğrenmesi gereken bir durum. Ben burada bahsetmek istediğim birkaç bir konu daha var. Onlara geleceğim şimdi yavaş yavaş. Yani şu öncelikle kendi ana hesabıma bir geçeyim de. Nerede benim hesabım var? Bu arada arkadaşlar, vermek istediğiniz medeniyet olursa karakterler kısmından istediğiniz kadar karakter açabiliyorsunuz diye biliyorum. Bende burada bayağı bir var. Sonrasında geri karakterinizi ayarlar kısmından, hani profile basıp ayarlar kısmından karakterler deyip ayarlayabiliyorsunuz kendi profilinizi. Şimdi arkadaşlar, süvari oynayanlar için konuşuyorum. Süvari oynayanların kesinlikle para yatırmasına gerek yok oyuna. Süvari bence para yatırılmadan oynanılabilecek tek birim. Açıl. İnşallah açılacak artık bir gün. Açılırsa mutlu olacağız. Uğraşmayacağız daha. Hadi be. Ne yükledin? Minnacık bir yer kaldı. Minnacık. Şu %100 diyor da o açılması için. Heh. Oh be. Arkadaşlar önce şu ödüllerinizi de bu arada almayı sakın sana sakın. Allah Allah, niye bir bozukluk var ya? Grafiklerde bir düşüklük var herhalde. Arkamdan da güneş vuruyordu ama. Arkadaşlar burada Çin size yüksek bir avantaj sağlıyor. Arkamı çok ışık vurdu arkamdan ama. Çünkü arkadaşlar inşa hızı %5, sizi bayağı ileri atan bir durum. Çin. Ben burada size önerim olan ya Çin ya da Mısır. Ben burada ya Çin ya Mısır diyorum size. İkisinden birisiyle başlayın. Piyade oynayacaksanız Roma'yı kesinlikle 3. Bu 3 medeniyet benim favori medeniyetim oyun başlangıcı için. Roma, Mısır ve Çin. Şuradan ödüllerimizi de toplayalım. Toplaya 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 toplaya. Şurada arkadaşlar şu gizemli tüccarı kullanın. Burada bazen çok önemli şeyler çok ucuza çıkabiliyor. Tabi 60 dakikalık bu ucuz değil ama bu çok bayağı bir ucuz yani. 60 dakikalık 5 tanesi 120 elmas. Bu bayağı bir ucuz, bunları alın mesela. 16-24, bunlar da ucuz oluyor genelde. 24'lük olanı bayağı pahalıydı yani. Böyle bir kazık yedim orada da olsun. Şimdi arkadaşlar bizim oyun için en önemli kaynağımız elmasımız. Elmasımız bizim her şeyimiz gibi bir şey. Arkadaşlar
oyunda bu elmas biriktirmek çok 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 abim birlikte yapmışlar. Çok 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 önemli. Bu yüzden bir de şu birlik hakkında da 2-3 cümle kurayım. Arkadaşlar bu birlikte en üstteki birlikleri 82 milyon güç diyor. Başvurun. Bir de şu başvurunuzun kabul olması için şuradan ben yabancılarla oynuyorum. İngilizce bir şeyler yazabilir, kurcalayabilirsiniz. Yani İngilizce bir şeyler kurcalayın ki sizi birliğe alma ihtimalleri artsın. Orada aktif olduğunuzu görürlerse birliği alma ihtimalleri daha fazla oluyor. Şimdi arkadaşlar elmas konusundan önce biz nasıl bedava teknoloji kasılır ben bunu öncelikle anlatmak istiyorum. Kesinlikle arkadaşlar kaşifçiler oyunun en önemli biri mi? Şu arkadaşlar kaşifçileri bakın siz gönderiyorsunuz. Bulur mu? Bilmiyorum. Bulmayabilir. Muhtemelen de bulmayacak. Çünkü ben bayağı bir alan açtım burada. Bayağı bir teknolojide kastım bu şekilde. Ben bir döneyim. Şimdi arkadaşlar şu mesaj kutumdan size göstereyim. Onun ne demek istediğini. Şu rapor kısmında. Keşifçi raporu diye bir şey var. O başka bir şey. Şu kabile köyü kısmında arkadaşlar. Burada bir göz. Yani dürbün şeyi oluyor. Basıyorsunuz onu. Gidiyorsunuz, ödülünüzü alıyorsunuz. Onlar size yüksek teknolojiler verebiliyor. Şu mesela ben ekonomik teknolojide sulamayı, testereyi, orak 3'ü, 4'ü ben kendim bastım. 3'ü şey almıştı. Taş işçiliği bir ilk level'ını vermişler. Taş işçiliğinin el baltasının ikincisini vermişlerdi. Şurada metalürjiden sonra hiç vermediler tabii de. Tabii o artık teknoloji vermiyorlar çok fazla. O kaşiflerinizi kesinlikle ama kesinlikle araştırmaya gönderin. Şimdi biraz sesim kötü olabilir. Hasta gibiyim birazcık. Hastayım daha doğrusu. Hasta gibi değilim. Şimdi arkadaşlar benim size söylemek istediğim birkaç bir şey var. Burada akademik kısmında teknolojiler var, ekonomi teknoloji. Ben tabi böyle yapmayacağım. Önce bunları basacağım T3'e ama normalde arkadaşlar siz olun. Akıllı davranın. Şimdi burada arkadaşlar şurada mühendislik kısmı var. Bu mühendislik kısmı inşa hızına %1 artı veriyor size. %1 inşa hızınızı arttırıyor. Bu mühendislik oyunun en önemli teknolojilerinden biri. Bu mühendislik kesinlikle 10'a basın. Gerekirse tırpanı 2 basın, 3 basın, şunu 10'a basın. Bir diğeri de matematik arkadaşlar. Matematik T3'ten T4'e geçerken size çok günler fark ettirebilir matematik. Çünkü bu araştırma hızını %1 veriyor ki tam ilerletince de %50 veriyordu galiba. O bayağı bir önemli arkadaşlar. Bir de şu teknolojiyi yani ekonomi teknolojiyi elinizde olan şansınızın hepsini neredeyse öne sürün. Teknolojiyi, ekonomik teknolojiyi fulleyin arkadaşlar. Ekonomik teknoloji bayağı bir ekonomik teknoloji bayağı bir önemli arkadaşlar. Daha gerekirse T2'ye bile basmayın şu askerleri. Ekonomik teknolojiyi fulleyin. Zaten arkadaşlar T4'ten T5'e askerleri basarken hepsi sizden ekonomik teknoloji isteyecektir. Şu mühendislik ve matematiği kesinlikle istiyor T3'ten T4'e basarken 10 level. Şimdi evet onları anlattık. Şurada birkaç info daha vereyim ben. Yeni başlayanlar için. Komutanlarla ilgili de birkaç laf edeyim. Arkadaşlar komutanlar en az inşa hızı yani belediye binasının %25 olması kadar komutanlarınız da önemli. Komutanlarınızın skilleri ve burada beceri puanı işte şeyleri.
Şimdi arkadaşlar, benim size önerim bir adet kesinlikle barış kurma komutanınız olması. Bu işte Belarus olur, Suntuzu muydu? Kimde vardı bu başka? Şunların birinde, yok bunlar. Şunların birinde vardı. Ha, keskin nişancı kadın. Bir tane daha olması lazım. Yok mu? Evet, keskin nişancı kadın arkadaşlar. Keskin nişancı kadın. Belarus. Ben de o ikisi var diye şimdi sadece bu ikisi söyleyeceğim. Barış koruma komutanları. Bunlara dikkat edin. Ve bir de altında olmayabilir. Lohar. Kükreyen barbar Lohar. Arkadaşlar, belki de oyunda ilk açmanız gereken komutan Lohar. Lohar size burada çok üstün boostlar verebiliyor. Lohar size burada çok üstün boostlar veriyor barış koruma konusunda. O yüzden mutlaka Lohar'ı açın. Burada sizin bir barış koruma komutanınız. İki, toplama komutanınız olması. Bakın, bende bu Jane Dark var. 15 level. Skillerinde de genelde şunu fullemeye çalıştım da oyun kendi kafasına gitti. Bunun kutsal vahiyi bastı. Ne yapacağım ben bunu? Şu bak arkadaşlar, bunun skillerindeki şu ne bu? Kazma, kürek. Yok. İşte neyse, yani anladınız. Bunu kesinlikle full 5 level'a basın. Zaten heykelleri çok çıkıyor bana bunun. Şimdi burada toplama kısmı bayağı değerli. Bakın arkadaşlar, diğer hiçbir özelliğine basmıyorsunuz. Bunları sıfırlayacaksınız hatta. Full bunlarda bak, 3 bu. Yani toplama ustalığı. Toplamda orada %50 kasmış olmam lazım gıda toplamada. Şunda da %50. Bu 2, bu da 1. Sizin kesinlikle bir komutanınızın full olması gerekiyor. Bir komutanınızın full toplamayı, bir komutanınızın full barışı korumayı, bir komutanınızın veya de ben burada iki öneririm size skill açısından. İki komutanınızla da birliğinizi askeri yönden yönetmenizi tavsiye ediyorum. Geçen gün zaten oyun oynayanlar bilir. Herkese çıktı herhalde. Herkese geldi daha bu şeylerden. Oyunu geç açtılar ya. Onun ödülleri 15 adet altın anahtar verildi. Adet altın anahtar da ben bir anda, bakın ciddi söylüyorum, bir anda basmaya başladım. Ay, bir anda topla aç kısmı oluyor. 15 anahtarı açtım ve bana Jules Caesar çıktı. Charles Martel bana ilk çıkan komutanlardan biriydi. Gerçekten arkadaşlar, skill'i çok güçlü değil Charles Martel'ın, kalkan skill'i. Ama burada zaten piyade oyuncularının kesinlikle kasması gereken iki komutandan biri Charles Martel. Diğeri değil, Richard arkadaşlar. Charles Martel gerçekten güçlü bir komutan. Bir dakika. Charles Martel gerçekten çok güçlü bir komutan arkadaşlar. Piyade konusunda. Garnizon konusunda ve savunma konusunda da güçlü bir komutan. Ben burada İntikal izi bastım ona. Sıkıcı oluyor çünkü piyadelerle gitmek. Gerçekten çok güçlü bir komutan. Arkadaşlar, diğeri de bana Jules Caesar çıktı. Gerçekten çıktığında hiç sevinememiştim. Çünkü bir anda çıktı ve ben o arada kapattım onu. Hani zaten başta kalacak diye bir anda kapatınca efsanevi heykellerin neredeyse hiçbirini görememiş olduk. Olsun. Jules Caesar çıkının komutana gidince fark ettim. Jules Caesar'ı bir anda 20 yaptım. Yıldızını da 3'e bastım. Zaten burada konuşmalar da güzel. Ben Jules Caesar'ı her anlamda, bakın her anlamda geliştirmeniz lazım. Burada benim yetenek puanım eksik kalmış. Bunu geliştirememişim. Şimdi arkadaşlar, bir de komutanların
tutabildiği bakayım acaba şey çıktı. Aha. Arkadaşlar bakın ha. Kabile köyü şu tarz köyler üzerinde de hediye var. Basın bunlara. Bazen şey çıkıyor teknoloji size. Her türlü ödül çıkabiliyor. Teknoloji de çıkabiliyor. Bu aklınızda bulunsun bu arada. Evet arkadaşlar şu sen de mi Brutus? Ben de mi Brutus? Ben de Brutus. Şimdi arkadaşlar burada bakın yönetebildikleri birim var. Şimdi şu Jules Caesar her birimi yönetebiliyor. Çok iyi büyük orduları çok iyi komuta edebiliyor. Şimdi burada Charles Martel'ı piyade komutan. Süvari ha. Belisarius da süvari komutan. Bizim okçu komutanımız var mı? Bakın Sun Tzu da piyade komutan. Okçu komutanımız yok bizim herhalde. Aha. Tomeo Gozen de okçu komutan. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bir tane daha göstereyim size okçu komutanı. Şu altta Mısırlılarınki. Ha. Okçu komutanı. Kleopatra da okçu komutanı aslında. Niye öyle? Okçu komutanı arkadaşlar. Okçuları çok iyi komuta eder. Mesela Richard'a bakıyoruz. Richard da piyadecidir. Cacao'ya bakıyoruz. Süvaricidir. Süvari oynayanların kesinlikle Cacao'yu açması gerekiyor bu arada. Gerekir arkadaşlar. Cacao'yu kesinlikle açması gerekir. Bir tane de lider açması gerekir. Lider özellikle oyuncu açması gerekir. Cacao açan. Şu arkadaşlar gizemli mağara da var. Üzerine tıklıyorsunuz. Orta diyor hazine seviyesi. Giderken hop bakıyor oraya. Ödülünü alıyorsunuz. Cacao'yu kesinlikle arkadaşlar süvari komutanlarının açması gerekiyor. Cacao gerçekten çok önemli bir komutan arkadaşlar. Şunu bir kez daha tekrar edeyim bu arada. Ha, ödülü geldi mağaranın ikinci level. Kesinlikle ilk başta belediye binanızı basın arkadaşlar. Önce belediye binanızı 25'liyim. Burada ne özellik istiyorsa onu atın 25'liyim. Ondan sonra ordu basmaya vesaireye geçin. Krallık haritası gelse onu da gösterdim. Arkadaşlar şimdi burada medeniyet seçiminiz bu arada gerçekten çok önemli. Çünkü zaten oyunda iki kere medeniyet seçme hakkınız oluyor. Bir oyun 10. level bir başlarken oluyor. İki 10. level'dan sonra size bir ödül veriyor. Bu konuda gerçekten dikkatli olmanız lazım. Jules Caesar'dan vesaire de bahsettik. Kalan ne kaldı? Bir düşünelim. Düşünüyorum. Arkadaşlar evet ha. Şunu da söyleyeyim bu arada. Arkadaşlar burada siz oyununuzda her şey elmas. Bizim her şeyimiz elmas. Siz burada gidiyorsunuz. 1000 elmas verip 18 saatlik açıyorsunuz. 8 saatlik verip 8 saatlik için 600 elmas harcıyorsunuz. 24 saatlik için 1500 elmas harcıyorsunuz. Ama ve lakin VIP dükkanında. Tabi o bende yok da. 8 saatlik hızlandırma 350 elmas. 24 saatlik hızlandırma ise arkadaşlar 550 elmas. Yani 2 küsür tane alabiliyorum ben 24 saatlik orada verdiğim parayla. Şimdi bu ciddi bir miktar ve siz mesela piyade oynuyorsunuz. Çık geldi açmanız gerekiyor. Size büyük bir geriye atıyor sizi. Bu arada oyun başında gelişme aşamasında kesinlikle en güçlü vali olayınız kesinlikle takılmayın. O orada dursun. Sizinle alakalı değil o. Dursun orada. Hiç ellemeyin onu. Evet, başka da var mı anlatacağım bir şey düşüneyim. Heh, şu ticaret merkezini de arkadaşlar bence bunun seviyesini çok basmanıza gerek yok. Ticaret merkezi alın ben basayım bir şey olmuyor.
Altı level oldu. Ben ticaret merkezini basmanızı önermem. Ticaret merkezi. Yani o kadar önemli değil. Başvurma hala bir şey demedim. Dediğim gibi arkadaşlar. Bir dakika şuradaki oyunu arka plana alayım. Heh, kendimi göstereyim size. Bu videonun da böyle sonuna gelelim. Burada ben anlatmaya çalıştım size olabildiğince komutan basma, işte medeniyet değiştirme, medeniyet seçimleri. Bunlardan bahsetmeye çalıştım, oyundaki önemli detaylarından bahsetmeye çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı ve videoma hala da like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.